Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Güney Kore, uzun süredir üzerinde çalıştığı, K-STAR adlı nükleer füzyonun, dünya rekoru kırdığını açıkladı. Yapılan deneyler sonucunda, yapay güneş yerine geçebilecek K-STAR, 100 milyon santigrat derecenin üzerinde, 20 saniye çalışmayı başarabildi. Dünyada, sınırsız ve temiz enerji kaynağı olmasını sağlayabilecek, nükleer füzyon üzerindeki çalışmalar hızla devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından, bilim insanları ve mühendisler, nükleer füzyon, yani yapay güneş üretebilmek için canla başla çalışıyor. Üretmesi son derece güç olan, bu teknoloji hakkında Güney Kore'den, güzel bir haber geldi. Güney Koreli bilim insanlarının, çok uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları, K-STAR adlı nükleer füzyonu, 100 milyon santigrat derecenin üzerinde, 20 saniyeden fazla çalışmayı başarabilen, ilk füzyon oldu. Araştırma ve deneyler, başarılı olmaya devam ederse K-STAR, güneşte meydana gelen füzyon reaksiyonlarını taklit edip, dünyaya büyük bir enerji sunabilen, ilk nükleer füzyon olacak. Güneşte bulunan güçlü yerçekimi sayesinde, hidrojen atomları yüksek bir ısıda kaynar ve, bu kaynamanın sonucunda hidrojen ve helyum arasında, bir reaksiyon yaşanır, bu reaksiyon sayesinde güneş, müthiş ölçüde bir enerji ve ısı yaymaya başlar. Bilim insanları, güneşin yaratmış olduğu bu enerjinin aynısını, dünyada da gerçekleştirmeye çalışıyor. Güney Kore Füzyon Enerjisi Enstitüsü, Amerika Kolombiya Üniversitesi ve Seul Ulusal Üniversitesi, ortak bir projede plazmadan oluşturdukları, nükleer füzyon üzerindeki çalışmalarına, uzun süredir devam ediyordu. K-STAR yani, Korean Superconducting Tokamak Advanced Research adını verdikleri, bu nükleer füzyonun içerisinde, iyonların ve elektronları birbirinden ayırıp, bir plazma oluşturmasını sağlayan, hidrojen izotopları, topları bulunuyor. K-STAR projesinde amaç, oluşturulan plazmanın çok yüksek sıcaklıklarda bile aktif kalmasını sağlamak. 2018 yılında gerçekleştirilen deneylerde K-STAR, 100 milyon santigrat derece üzerinde, sadece 1.5 saniye çalışabilmişti. Bilim insanları, bu süreyi 2019 yılında 8 saniyeye, 2020 yılında ise 20 saniyeye çıkararak, dünya rekoru kırmış oldu. Bugüne kadar yapılan hiçbir nükleer füzyon, 10 saniyeden fazla çalışma süresine ulaşamadı. Bu süreyi aşabilmek için, plazma işletim modlarından birisi olan, dahili taşıma bariyeri sistemini geliştirmek zorunda kaldıklarını dile getiren, K-STAR Araştırma Merkezi Direktörü Si Wu Yun, şu sözleri dile getirdi: "Isı dayanıklılığı için gerekli teknolojiler, K-STAR'ın amacına ulaşması için en çok ihtiyaç duyulan şeylerden birisidir. Geliştirmiş olduğumuz bu teknoloji sayesinde, 100 milyon santigrat derecede ısınan plazmalar, 20 saniye boyunca kesintisiz bir şekilde çalışabildi." K-STAR araştırmacıları, dahili taşıma bariyeri modlarının yarattığı sorunların üstesinden gelerek, hedefimize bir adım daha yakınlaşmamızı sağladı, diye konuştu. K-STAR projesinde görev alan araştırmacılar, bu rekorda dahil olmak üzere, 2020 yılında gerçekleştirdikleri tüm deney ve araştırmaları, 2021 yılında düzenlenecek Füzyon Enerjisi Konferansında paylaşacak. K-STAR'ın yeni hedefi, füzyonu 100 milyon santigrat derecenin üzerinde, bir iyon sıcaklığında 300 saniye, kesintisiz çalıştırmak olacak. Yapılan bu çalışmalar gerçekten, harika ve olağanüstü, ama diğer yandan düşünürsek, bu çalışmanın kontrolünün kaybedildiğini, bir düşünsenize dostlar, o zaman ne olur, dünyanın sonu getirilebilir, çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Yani bu işler gerçekten güzel ama tehlikeli. Sizin bu konu hakkında, düşünceleriniz neler? Yorumlarda bekliyorum. Teşekkürler.